Birçok site ve binanın sığınağı var ama amacından farklı kullananlar da var. Eski eşyası eşya deposu olarak kullananlar var ama Esenyurt'taki bu sitede o alanın sadece adı sığınak. Çünkü çok çarpıcı iddialar var o sığınaklarla ilgili. Oranın günlük olarak kiraya verildiğiyle ilgili iddialar. Site sakinleri söylüyor bunu. Kiraya veriliyor diyor. Ama ortada delil sayılabilecek görüntüler var. Ve her bir karesi orada yaşayanların neden bu kadar korktuğunu ve isyan ettiğini anlatıyor aslında. Ya can güvenliği yok. Tedirgin oluyoruz. Sığınakta uyuşturucu partisi veriliyor, fuhuş yapılıyor ve insanlar tehdit ediliyor. Akıl almaz iddiaların odağında İstanbul Esenyurt'taki bir site var. Bayağı şişe yapıyorlar komple uyuşturucu. Komple kağıtlar zaten sarmak için. Ya can güvenliği yok. İddiaların odağındaki site Esenyurt'taki işte tam da bu site. Site sakinlerinin söylediğine göre sığınaklar günlük kiraya veriliyor yönetim tarafından. Sadece bununla da bitmiyor. İçki, kumar, hatta fuhuş dahi yapılıyor. Uzunca süredir de bu yaşananların önü alınamıyor. Esenyurt'taki sığınak site sakinleri tarafından basıldı. Manzara her şeyi özetliyordu. Dur geç, geç, geç. Lan dur. Geç. Tamam tamam arkadaşlar çekilin, polisi arıyor. Ne idüğü belirsiz tipler kalıyor. Fuhuşu da var orada. Esrar şeyleri de var orada. Sıvı esrar şişeleri bulundu. Engelli çocuğum var. Rahatsız eşim var. Rahatça aşağıya otoparka inemiyoruz. Yanımızda birisi olmadı. Bunlar çamaşır. Şurada ojeler var. Burada kadınlar mı yatıyor? Yerler izmarit dolu. Aşağı kendileri yatak odası yapmışlar. Orada her şey yapılabiliyor. Site sakinlerinin yaşadığı tek kabus bu değil. Yönetim yolsuzluk iddialarıyla da gündemde. Su ve elektrik kesintileri artık katlanılmaz boyutlara ulaşmış. Bina asansörleri de sık sık arıza veriyor. Üst katlarda oturanların anlattıkları durumu özetliyor. Ben çocuğumu aşağıya, oğlum indin mi sağ salim demeden hiçbir yere göndermedim. Asansörden. Evet. Site sakinleriyle yönetim arasındaki bu anlaşmazlık sonunda yargıya da taşındı. Ve mahkeme şikayetleri haklı bularak yönetime kayyum atanmasına karar verdi. Gerçekten çok tedirgin oluyoruz. Korkuyoruz açıkçası.